Herkese merhabalar. Yepyeni bir seneye başlıyoruz. 2023-2024 yılına başlıyoruz ve tabii ki de bu yılda süper başarılarla yolumuza devam edeceğiz. 10. sınıftayız. 9. sınıf gerçekten bizi böyle bir salladı. Kolay değildi. Gerçekten öyle eskiden hocalarımızın verdiği gibi. 85'ler, 90'lar, 100'ler artık biraz zor. Kazanılması zor ama sizler şunu biliyorsunuz ki yaptığınız her bir çalışma, bilhassa 9 ve 10'daki her bir çalışma TYT'yi oluşturuyor. Çünkü üniversite sınavlarının en önemli aşaması olan TYT'de 9 ve 10 konuları soruluyor arkadaşlar. Ve AYT'de edebiyat dersi 9, 10, 11, 12 hepsi soruluyor. Ama matematikte veyahut da diğer sayısalın veyahut da sözlerin ağır branşlarında AYT'de 11, 12 konuları soruluyor. Burada şu çok önemli arkadaşlar. Sizler inşallah şu anda hem okul yazılarınızdan hem de sınavlarınızdan en iyi notlar almak için mutlaka bizleri dikkatli bir şekilde dinleyin. Ve bizler de zaten sizlere sadece okul yazılarınıza göre değil, aynı zamanda üniversite sınavına nasıl çıkıyor? TYT'de bu nasıl gelebilir? Bu şekilde göstereceğiz arkadaşlar. Hatta burada şöyle bir tablo hazırladım sizler için konulara geçmeden önce. Nerede bakalım tablomuz? Şurada bakın. Burada hem TYT hem de AYT'de 10. sınıf konularının kaç tane geldiğini yazdık. Mesela yazım kurallarından üniversite sınavında her yıl 2 soru gelmiş, görüyor musunuz? Ya da noktalama işaretlerinden her yıl 2 soru gelmiş. Tamlamalardan hemen hemen her yıl 1 soru gelmiş. Yani yarım soru gelmiş diyelim. Yani 6 yılda, son 6 yılda 3 soru geldiyse yarım soru diyebiliriz. Filmlerden fazla gelmemiş, cümle işaretlerinden hiç gelmemiş. O zaman cümle çeşitlerini dinlerken sadece yazılıya göre dinleyeceğiz. Çok da kasmamıza gerek yok. Ama anlam bilgisi, sözcük anlamı, cümle anlamı, parça anlamı ya da metin türleri, İslamiyet öncesi Türk edebiyatı, halk edebiyatı, divan edebiyatı, tanzimat, servet-i fünun, milli edebiyat, bunların her biri gördüğünüz gibi hem AYT'de hem de TYT'de karşımıza geliyor. Hocam AYT, TYT deyip durmayın, daha onun sınıfı demeyin arkadaşlar. İyi bir üniversiteyi kazanmak istiyorsanız şimdiden yatırımınızı yapmanız lazım. Öğrendiğiniz her şeyi ya bunlar işimize ne yarayacak demeden mutlaka güzel bir şekilde not etmeliyiz arkadaşlar. İyi bir üniversite için, yani işte Boğaziçi mi, ODTÜ mü, İTÜ mü, İstanbul mu, Ankara Üniversitesi mi, bunu TYT belirliyor. İyi bir bölümü ise, o üniversitedeki iyi bölümü ise AYT belirliyor. Yani tıp okumak istiyorsanız AYT'niz kesin iyi olmalı. Ama Cerrahpaşa tıp okumak istiyorsanız TYT'nize iyi olması gerekiyor. Dolayısıyla TYT çok çok önemli. Şimdi peki hocam uzatmayalım diyorsunuz. Konular nedir? Hemen söylüyorum arkadaşlar. Sonrasında hemen matematik hocamıza yönlendireceğim sizi. Burada giriş ünitesiyle başlıyoruz. Son derece kebap lokum kolay bir konu. Ardından hikaye geçiyoruz. Size hikaye anlatacağım. Burada Dede Korkut hikayeleri, halk hikayeleri, mesneviler esas edebiyatımızdaki hikayenin yolculuğu. Yani ilk başta Dede Korkut hikayeleri varmış. Sonra halk hikayeleri var. Ardından mesnevileri. Sonrasında gerçekten Tanzimat döneminde ilk defa hikayeler geliyor. Zaten dünyada ilk defa hikayeleri hatırlarsanız 9. sınıfta öğrenmiştik. Boccaccio diye bir adam yazmıştı Decameron adlı eseriyle. Şimdi geliyoruz şiir ünitesine. 9. sınıfta bizi zorlayan şiir ünitesi burada da yine zorlayacak zannetmeyin. Bu sefer kolay arkadaşlar. Burada halk şiiri ve divan şiiri arasındaki farkı size soracaklar. %100 yazılı sınavınıza bir dörtlüklerle oluşan bir koşma soracaklar. Bir de beyitlerle oluşan bir gazel ya da kasete soracaklar. Diyeceksiniz ki nazım birimi dörtlük, nazım birimi beyit. Hece ölçüsü, aruz ölçüsü. İşte ağır dil, sade dil. Bu ikisini karşılaştırmanızı isteyecekler. %100 yazılığınızda bu gelecek. Bak daha şimdiden söylüyorum. Destan efsane kısmında efsanelerin inanış olduğunu, destanların ulusal bir değer taşıdığını bileceğiz. Romanın yine uzun olduğunu söylemiştik geçen senede. Bu senede romanda Tanzimat romanında toplum için sanat yapıldığını, Servet-i Fünun döneminde ise hepinizin defalarca okuduğu Aşk-ı Memnun romanını göreceğiz arkadaşlar. Milli Edebiyat dönemindeki romanda ise artık vatan, millet Sakarya diyeceğiz ve ülkemiz için en değerli olan, en önemli konulardan biri olan milliyetçilik, Türklük konusunu öğreneceğiz Milli Edebiyat dönemindeki romanda. Cümle çeşitleri üniversite çıkmadığı için burayı hızlı anlatacağız ama yazıldığınızda çıkacağı için dikkatli bilmeniz gerekiyor. Geleneksel Türk tiyatrosunda Karagöz orta oyununu göreceğiz, Meddah'ı göreceğiz. Son derece kolay, keyifli konular ve üniversite sınavlarına geliyor. Anı hatıra konusu son derece basit, haber metni konusu son derece basit. Üniversite sınavlarında bundan hiç soru gelmediği için burayı da yine hızlı bir şekilde geçeceğiz. Gezi yazısı konusu yine lokum bir konu. Burada seyahatname diyorlar. Divan edebiyatlarında seyahatname diyorlar. Bunları görmüş olacağız. Şimdi arkadaşlar bizim hedefimiz sizlere konuları hızlı bir şekilde, güzel bir şekilde ve yazılılardan yüz aldırıp üniversite sınavlarına da yatırım yapacağınız şekliyle en güzel şekilde anlatmak. Bizler sizlere güveniyoruz. Sizler de kendinize inanın ve bu yolculukta hep beraber başaralım arkadaşlar. Şimdi sözü matematik hocamız Ersen Hoca'ya bırakıyorum. Hadi bakalım başlıyoruz arkadaşlar. Çok teşekkür ederim Tağla Hocam nazik cümleleriniz için. 10. sınıf tayfa hoş geldiniz. Ben matematik öğretmeni Ersen Hoca. Sizinle beraber matematik derslerini işleyeceğiz. Ve bu işleyiş içerisinde muhtemelen beni bir daha hiç unutamayacaksınız. Şimdi şöyle bir durum söz konusu. 10. sınıf konularını beraber bir inceleyeceğiz.
Bu 10. sınıf matematiğine nasıl çalışılması gerekiyor? Bunların üzerine bazı yorumlar yapacağız. Bu videonun içerisinde derinlemesine bazı analizlerimiz olacak. Lütfen bu videonun sonuna kadar seyredilmesi lazım. Hadi bakalım başlıyoruz. Şimdi sevgili arkadaşlar, birinci ünitemiz sayma ve olasılık üzerine olacak. Şurada bir mor kutumuz var. Bize bir şeyler yazmışlar. Diyorlar ki bu konulara ortaokulda ve 9. sınıfta giriş yaptın. 10. sınıfta karşına farklı permütasyon, kombinasyon, Pascal üçgeni, binom açılımı, yeni olasılık kavramları gelecek. Ve bunların içerisinde sana güzel cümleler söylemek isterdim ama biraz zorlanacaksın. İşte o zorlandığın dakikalarda biz burada olacağız. Dolayısıyla ne olur önce derslerimizi güzelce okulumuza dinleyelim, sonra gelelim kardeşim, eksiklerimiz olursa burada giderelim. Yeni bir şeyler de öğreneceksiniz. Kısa yollar, korsan yollar hepsi bizde. Bakalım bu ünite içerisinde neler var? Sıralama ve seçme ifadesine bakacağız öncelikli olarak. Burada toplama yöntemi, çarpma yöntemi, faktöriyel, permütasyon, tekrar permütasyon, kombinasyon, Pascal üçgeni ve binom açılımını inceleyeceğiz. Başlıklar seni korkutmasın. Bunların her birisinin şifresi bende arkadaş. Rahat olabilirsin bu konuda. Ardından basit olayların olasılıklarını inceleyeceğiz. Örnek uzaylar, olaylar, deneyler çıktılar. Fakat bu hikaye içerisinde önemli olan bir şey var. Hem permütasyon kombinasyon için hem de olasılık için soru havuzundaki soruların inanılmaz derecede fazla şekilde doldurmamız gerekiyor. Çünkü bu konular ileride, çok da ileride değil, 2 sene sonrasında gireceğin üniversite sınavında birazcık daha kalbur üstü denilebilen, öğrencilerin az çözebildikleri sorular içerisinde olacaklar. TYT'de de öyle oluyor, AYT'de de öyle oluyor. Dolayısıyla burasının eğer altyapısını iyi atabilirsek, bununla alakalı bol bol soru çözümü ile kendini takviye edersen, bu işler temeli sağlam olduğundan dolayı üniversite sınavına hazırlık esnasında inanılmaz işine yarayacak. Hadi bakalım ikinci ünitede neler bizi bekliyor. İkinci ünitede belki de hem TYT'nin hem de AYT'nin yine kalbur üstü konularından bir tanesi, fonksiyonlarla karşılaşacağız. Fonksiyonlar başlığı içerisinde fonksiyon kavramı ve gösterimiyle başlıyoruz. Yani hangi ifadeler fonksiyon olabiliyorlar, hangiler olamıyorlardan başlayacağız. Bu başlangıç içerisinde tanım kümesi, değer kümesi, görüntü kümesi, fonksiyon grafiği, fonksiyon çeşitleri, dikey, yatay testler hepsine bakacağız. Fakat bu arada mor kutuyu kaçırmayalım. Diyor ki ortaokulda gördüğün koordinat düzlemi ile 9. sınıfta gördüğün kartezyen çarpım ve veri konuları fonksiyon içerisinde lazım olacaklar. Bunlar bizim için son derece kıymetli konulardı, evvelden gördüğün konular. Onları da hafızaya tekrardan çağıracağız ve üzerine inşaatımızı gerçekleştireceğiz. Ardından iki fonksiyonun bileşkesi ve bir fonksiyon tersi ifadelerine bakacağız. Bileşke ve fonksiyon tersi ÖSYM nazarında yine çok önemli olan durumlardan bir tanesi olduğu için yazılarında da muhtemelen karşına çıkacak. Yüz almaya hazır mıyız? Hadi bakalım o zaman. Üçüncü ünitede bizi neler bekliyor bir bakalım. Üçüncü ünitemizde polinomlarla karşı karşıya kalacağız. Hemen bir mor kutumuza bir bakalım. Ortaokulda gördüğün cebirsel ifadeler ve 9. sınıfta gördüğün bölme bölünebilme ve üslü ifadeler konuları polinomları öğrenirken çok işine yarayacak. Bunlar bizim altyapımızı oluşturan ifadeler olacak. Peki biz polinom kavramı içerisinde neler göreceğiz? Önce polinom kavramına bakacağız. Hangi ifadelerin polinom olup olmayacağından başlayıp bunlarla alakalı işlemler yapacağız. Toplayacağız, çıkartacağız, çarpacağız. Bunlar bize bir miktar soruyla karşı karşıya gelecek. Ama bölme kısmı, kalan bulma ifadesi son derece soru çeşitliliği fazla olan ve testlerimizi açtığımızda, bir kitabımızı açtığımızda çok fazla sorusu olan yerler olacak. Bilhassa bölmede kalan kısmı. Terimler ve kavramlarına bakarsak, işte polinom var, sabit ve sıfır polinomu. Polinomun derecesi, katsayıları, baş katsayısı, sabit terim gibi ifadelere bakacağız. Ardından polinomların çarpanlarına ayrılması mevzusu var. Biz bunu çarpanlara ayırma başlığı olarak konuşacağız. Çarpanlara ayırma başlığı ileride ikinci derece denklemlerde olsun veya 11-12. Sınıflarda göreceğin matematik konularının gerçekten temelini oluşturan çok önemli meselelerden bir tanesi olacak. Hatta geri dönüş gerçekleştirirsek çarpanlarda ayırmada öğrendiğimiz bazı ifadeleri temel kavramlar dediğimiz 9. sınıfta gördüğümüz sayılar içerisindeki bazı soruların içerisinde nakşedecekler. Ne zaman? Üniversite sınavına hazırlık esnasında. Onun için 10. sınıf bizim için belki mi kritik yerlerden bir tanesi. Nedir bu? Hani iki tane sınavımız var ya, bir TYT bir AYT. TYT'den AYT'ye geçiş esnasında TYT ile AYT'yi birbirine bağlayan bir sınıf aslında. 9. sınıf ile 11. sınıfın arasında 11. sınıfa geçerken kuracağımız altyapının aslında nüvesi 10. sınıfta yatıyor. Onun için burası son derece önemli. Peki çarpanlara ayırmada göreceğimiz terim ve kavramlar hangileri dersen, çarpan göreceğiz, özdeşlik göreceğiz, değişken değiştirme göreceğiz, iki kare farkları, tam kareler, bir sürü ifadeler göreceğiz. Ve bunların hani şu
biraz daha az önemli diyebileceğimiz hiçbir şey olmayacak. Mesela küplü ifadeler var. Genelde böyle az önemliymiş gibi gösterilen ifadeler. Ama ve lakin ÖSYM öyle sorular soracak ki karşımıza çıktığında 2 sene sonrasında biz de diyeceğiz ki o küplü ifadeler Ersan Hoca çok haklıymışsın ya. İyi ki seninle beraber çalışmışım dedirteceğiz sana. Haydi bakalım 4. üniteye. 4. ünitemizde ikinci dereceden denklemleri konuşacağız ki az önce birazcık başlığını açtım. Mesela çarpanlar ayırma ile alakalı mevzu burada son derece önemli olacak ama mor kutumuzu okumadan geçmeyelim. Diyor ki ortaokulda 9. sınıfta gördüğün 1. dereceden bir bilinmeyen denklemler vardı ya, burada diyor işine yarayacak. 1. dereceden bir bilinmeyen denklemlerin versiyon atlamış hali bu. 2. dereceden denklemler. 2. dereceden bir bilinmeyen denklemlerin terimlerine bir bakarsak denklemin kökü, kökler toplamı, kökler çarpımı, diskriminant. O hocam diskriminant. Çok havalı bir isim. Karmaşık sayı, eşlik gibi ifadelerden bahsedeceğiz. Bu ikinci derece denklemler içerisinde karmaşık sayılar diye bir başlığımız var. Yeni bir sayı boyutu kazandıracağız sana. Burada dikkat edilmesi gereken önemli başlıklardan bir tanesi kökler toplamı ve kökler çarpımı. Konuları anlatırken zaten altını çizerek konuşacağız ama kökler toplamı ve kökler çarpımına ekstradan bir dikkat etmeni istiyoruz. Yine diyeceksin ki ÖSYM değil mi? Evet, ÖSYM açısından son derece kritik yerlerden bir tanesi olacak. Geldik 5. üniteye. Dörtgenler ve çokgenler. Geometriye geçişi yapacağız burada. Matematiğe ara vereceğiz. Çokgenler ifadesi, dörtgenler ve özellikleri, özel dörtgenler ana başlıklarımız olacak. Mor kutuyu okumadan geçmiyoruz. Bu konulara ortaokulda giriş yaptın. Evet, orada da çokgen, dörtgen gördün. Ve 9. sınıfta gördüğün üçgenler de, ki bu çok önemliydi, üçgenler geometrinin altyapısını oluşturur. Dolayısıyla üçgenlerde bu konuları öğrenen çok ama çok işine yarayacağından bahsediyoruz. Çokgenler ifadesi içerisinde çokgen kavramı, düzgün çokgen kavramı, köşegen gibi ifadelere bakacağız. Dörtgen ve özellikleri ifadesinde dış bükey dörtgenler, iç bükey dörtgenlere bakacağız. Özel dörtgenlerde ki bu kısım belki de buranın yine önemli yerlerinden bir tanesi olacak. Yamuk, paralelkenar, eşkenar dörtgen, dikdörtgen, kare ve deltoidle alakalı tüm özelliklerini elden geçireceğiz. Bol bol soru çözeceğiz. Senin hafızandaki soru havuzunu genişleteceğiz ve sen de kitaplarını aç da tak 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 yapıştırmaya başlayacaksın. Son ünitemiz 6. ünite olacak. Yine geometriyle kapanış yapacağımız kısımlardan bir tanesi katı cisimler. Bu katı cisimler içerisinde arkadaşlar dik prizma, dik piramit, yükseklik, taban alanı, yüzey alanı, yan alanı, hacim gibi ifadelerle karşılaşacağız. Okul, ortaokulda prizmalar, piramitler, bunların açınımlarını gördün. 10. sınıfta biraz daha abartacağız arkadaşlar. Hacimler, alanlar, açınımlar vesaireler, bunları birleştirecekler, bizim karşımıza soru olarak getirecekler. Biz buna hazır olacak mıyız? Tabii ki evet. Yeter ki benimle matematik çalışmaya özen gösterin. Okulda öğrenin, gelin beraber burada üstüne bazı şeyler ekleyelim. Bazı şeyler diyorum ama mütevazı olsun diye söylüyorum. Çok şey öğreneceğiz, çok. Bak şimdi, bana kalırsa bu videonun en kritik yerlerinden bir tanesi burası. Matematiğe nasıl çalışmalısın mevzusu. Şimdi lisedeyken öğrenci işte yazılılardan önce şöyle 1-2 gün sınavlarına bakar, yazılılara çalışır. İki arkadaşın iyi iki arkadaş bulur yanına, onlardan birkaç soru filan. Sınavda bir şekilde geçer, notunu alır, devam eder. Fakat diyeceksin ki yine mi ÖSYM? Yine ÖSYM kardeşim. Çünkü bizim aslında 9, 10, 11, 12'de kurgulamamız gereken ana felsefelerden bir tanesi. Şimdi anlarsan beni çok rahat edeceksin. Her sınıfı aslında bir sonraki senenin sonunda sınava giriyormuşçasına çalışırsan, kitaplarını o noktada çözersen, eksik bırakmazsan gerçekten 12'ye geldiğinde üniversite sınavı senin için leblebi çekirdek modunda kalacak. Onun için bu aşamalara lütfen dikkat etmeni öneriyorum. 1. Okulda derslerini iyi dinle, video derslerle tekrar et diyoruz. Yani şunu yapmayın arkadaş. Ya nasıl olsa videosu var, otururum seyrederim. Neden öyle olsun ki? Okulda hocanı dinledikten sonra eksik kalan bir şeyler varsa ya da tam oturmayan bir şeyler varsa biz buradayız, bekliyoruz seni. Ha diyeceksin ki hocam senden daha iyi anlıyorum. Eyvallah. Ama ve lakin rica ediyorum, bir şeyi bir kere dinlemek mi, iki kere dinlemek mi? Tabii ki iki kere dinlemek eksiklerini orada daha rahat görebilme şansını ortaya koyar. Dolayısıyla rica ediyorum, okulda hocamızı dinliyoruz. Ardından da geliyoruz, ne yapıyoruz? Beraber tekrarımızı yapıyoruz. Soru çöz ve pratik yap diyor. Bu bizim için son derece kıymetli. Aslında matematik yapamayan arkadaşlar şöyle cümleler kuruyorlar. Diyorlar ki, ya hocam ben çalışıyorum. Soruyorsun, diyorsun ki nasıl çalışıyorsun? Açıyorum videoyu diyor, seyrediyorum. Sadece videoyu seyretmekle bu iş olmaz. O kalemi eline alacaksın arkadaş. Oturacaksın kitabın başına, çözmeye çalışacaksın. Çözemedin mi? Kare kodundan mutlaka okutup çözümünü anlayacaksın. Anlayamadın mı? Okuldaki hocanın yanına gideceksin. Hocam diyeceksin, şu soruya beraber bir bakabilir miyiz? Bana bunu bir anlat diyeceksin. Ve bir şekilde o soruları teker teker halledeceksin. Çözemediğin soruları biriktir diyoruz. Benden sana bir tavsiye. Bir defterin olsun.
Hocam günümüz teknoloji, defterle uğraşmayın. Fotoğrafını çeksem olur mu? Olur kardeşim. Fakat arada bir dönüp onlara bakmanı rica edeceğim. Hocam benim çözemediğim soru yok. Ne yapayım? Beğendiğin soruları fotoğrafla ya da defterine kes yapıştır. Ama orada o defter öyle bir defter olsun ki senin eksiğini, gidiğini unutabileceğin her şeyi kapatabilecek olsun. Bu defterde ekstradan bir şey daha söyleyeyim. Belki biraz sonra maddelerde de karşımıza gelecek ama konu anlatımını benden izlerken o çok iyiymiş bu ya diyebileceğim bir sürü şey olacak. O maddeleri defterine not almanı istiyorum. Ki arada belli periyotlarla bakıp zihnimizi tazeleyelim. Unuttuğumuz bir şey söz konusu olmasın. Peki yeni nesil sorular çözüyoruz. Tabii ki ÖSYM artık bizim karşımıza soruların büyük bir çoğunluğunu yeni nesil olarak geliyor. Hikayeleştirilmiş, biraz kurgulanmış sorularla karşı karşıya kalıyoruz. Sadece klasik sorular çözerek altyapımızı mükemmel sağlam hale getirebiliriz. Fakat yeni nesil sorular çözerek kendimizi bir üst level'a taşıyıp ÖSYM sınavında çok rahat etmemizi sağlayabilirim. Hatta belki de sana yazılıyı yapacak öğretmen arkadaş bu noktada çok hassas olabilir. Yeni nesil sorular üzerine karşına yazılı kağıdını öyle çıkartabilir. Ona da hazırlıklı olman açısından yeni nesil sorularla alakalı mevzuyu çok fazla önemsemesin. Kavram haritaları ve kendi anladığın gibi kısa bilgilerle notlarını hazırla diyor. Hani demin bir defterden bahsettim ya. O defterde mesela senin kendine ait notların olmalı. Belki konu bittikten sonra testlerini çözdün, yapıştırdın oraya. Benim verdiğim kısa yolları filan notlarını aldın. Beğendiğin cümlelerin oldu, onları da not aldın. Artık kapanış yapacaksın konuyla alakalı. Ne yap biliyor musun? Kapat gözlerini. De ki bu konuda şu önemliydi. Onun notunu al. Bu da önemliydi. Şu da önemliydi. Belki tekrar baştan aşağı bütün konuyu yazmış olacaksın ama kalıcı hafızaya göndermiş olacaksın. Ve geldim son maddeye. 9. sınıftan eksik konuların olduğunu düşünüyorsan mutlaka tekrar et. Bak bu bizim için bilgi birikimi dediğimiz bir mesele. Eğer sen 10. sınıfa geldiğinde, demin bir şey dedik mesela ikinci derece denklemlerle alakalı aklımda kalan mevzulardan bir tanesi. Birinci derece denklem bilmek burada avantaj sağlayacak dedik. Birinci dereceden denklemlerle alakalı sıkıntın mı var? Birinci dereceden denklemlere oturup 9. sınıf videolarından seyretmelisin. Ya da işte üniversite sınavına yönelik bir 9. sınıf videosu, 9. sınıf konularıyla alakalı videolar açıp oradan seyretmelisin. Tonguç bunun için her şeyi düşündü. Onun için lütfen bu kanala abone ol ve buradan yürüyelim. Bu arada şunu da söylemek isterim. Hocam ben şimdi videoyu seyrediyorum. Ardından nereyi çözeceğim bilemiyorum. Her şeyi düşündük bu videolarda. Videoların başında konuya daha başlarken diyeceğiz ki ödevlerin şunlar. Bu ödevleri buradan bitirmelisin. Konuyu seyredeceksin. Ardından da oturacaksın, o ödevlerini yerine getireceksin. Bir taraftan da varsa 9. sınıf eksiklerin onlarla alakalı videoları da seyredip altyapını sağlamlaştırman lazım. Artık bundan sonrası sende. Videolarımızda senin için bir sürprizimiz var. Ödüllü sorularımız var. Ödüllü sorularımız olacak her konunun sonunda. İlk ödül sorumuz geliyor. 10. sınıf kanalına abone oldun mu? Olmadıysan artık bekliyoruz kardeşim. Hadi bakalım gel de başlayalım. Ve şimdi tarihin derinliklerini tarihçilerin piri Osman Hoca'dan öğrenme zamanı. Buyurun hocam. Teşekkürler Ersan Hocam. Evet arkadaşlar ben tarih öğretmeniniz Osman Sarı. 10. sınıfta hangi konuları değerlendireceğiz? Başlıklarımızı hızlı bir şekilde değerlendirip bakalım. Yerleşme devletleşme sürecinde Türkiye Selçukluları ile başlayacağız. Yani Malatya Savaşı'ndan sonra Anadolu'daki gelişmeler üzerinde duracağız. Ki burada 1072-1308 yılları arasındaki beyliklere bakacağız. Bu siyasi gelişmeler içindeki beylikleri ve bu beyliklerin ortaya çıkardığı temel özellikleri değerlendireceğiz arkadaşlar. Ondan sonra Oğuzların Anadolu'ya göçü, bu göçleri kolaylaştıran etkenlere bakacağız. Bu göçleri anlattıktan sonra yeniden Anadolu'daki Türk beyliklerinin tipik özelliklerini değerlendireceğiz. Yani bunların Anadolu'da neler yaptıklarını anlatacağız. Önemli eserler üzerinde duracağız. Ardından Anadolu'nun Türkleşmesini anlatacağız arkadaşlar. Sonra Haçlılar karşısındaki Türklere geçeceğiz. Anadolu'nun Türkleşme sürecinde aslında Selçuklu-Bizans mücadelesi, Anadolu'nun Türkleşmesi sürecinde Anadolu'ya gelen Haçlıların ortaya koyduğu sonuçları ki Anadolu Türkiye tarihine vurduğu darbeleri anlatacağız. Sonra tam Selçuklular toparlandıktan sonra Anadolu'daki Moğol istilasını ki 1343 Kösedağ Savaşı ile birlikte devletin yıkılış süreci üzerinde duracağız. Türkiye Selçuklularının yıkılışını değerlendireceğiz. Sonra ikinci ünite Osmanlı tarihi başlıyor artık.
Osmanlı tarihinin kuruluş yıllarındaki Osmanlılara baktığımız zaman kuruluş dönemindeki temel gelişmelerine bakacağız. Aslında burada kuruluş dönemi temel gelişmeleri derken çevresinde neler var? Bunları değerlendireceğiz. Sonra Osmanlı siyasi tarihine geçeceğiz. Osmanlı'nın kuruluşu ile ilgili görüşlerden bahsedeceğiz. Çünkü farklı farklı görüşler var. Yani Halil İnalcık farklı anlatırken Politek farklı anlatabilmekte Türklerin kuruluşunu. Acaba kurulan Ertuğrul Gazi miydi, Gündüz Alp miydi falan gibi görüş farklılıklar var. Bunları değerlendiriyoruz. Sonra Osmanlı-Bizans ilişkilerini başlatıyoruz. Osman Bey ile birlikte Anadolu'da yapılan fetihler ya da Orhan Bey döneminde Çinpe Kalesi'nin olmasıyla Rumeli'ye geçiş bakacağız. Ve Balkan fetihleri. Hani şu İstanbul'un Avrupa yakası ötesinden ine bakıyoruz. Bugünkü Sırbistan, Yunanistan, Bulgaristan olan bölgeler. Balkan fetihlerini değerlendireceğiz. Birinci Murat'ta, ikinci Murat'ta, Yıldırım Bayezid'de falan. Sonra Anadolu'da Türk siyasi birliğini sağlama faaliyetlerine bakacağız. Anadolu'daki birliklere son verecek ve Anadolu'da Türkler tek bayrak altında ne olacaktır? Birleşecektir. Ardından Türklerdeki liderlik mücadelesini özellikle Timur'la yapılan Ankara Savaşı sonuçlarını Fetret dönemini anlatacağız. Ve üçüncü ünitemize geçtiğimizde bu döneme kadar olan zaman içinde yani 1200 yıllardan 1300 yılların sonlarına kadar Anadolu'daki askeri yapının üzerinde duracağız. Savaşçılar ve askerlerden bahsedeceğiz. Beylik dönemindeki askeri gücü anlatacağız. Özellikle Osman Bey dönemindeki kısmen Orhan Bey dönemindeki düzenli olmayan gönüllülerden bahsedeceğiz. İşte Bacıyanurum, işte Abdalanurum gibi askeri birlikleri anlatacağız. Sonra 1. Murat döneminde topraklı ordu olan tımar sistemini. Sebepleri, sonuçları çok 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 önemli arkadaşlar burası. Yine aynı derecede önemli olan devşirme sistemi nedir? Ve bu devşirme sistemi için Yeniçeriler ve bu ordunun neden kurulduğu, ortaya çıkardığı sonuçları değerlendireceğiz. Ve 4. ünitemiz. Yine Osmanlı kültür medeniyeti bağlamında değerlendireceğimiz Anadolu'nun kandilleriyle başlayacağız. Beylikten devlete Osmanlı medeniyeti içinde. Yani Anadolu'nun kandilleri içinde Anadolu'da İslam'ın yayılmasında etkili olan kişilerden bahsedeceğiz. Hacı Bektaş, Mevlana gibi unsurların öneminden bahsediyoruz. Sonra Osmanlı'daki askeri sınıf. Ama bu askeri sınıf bildiğimiz günümüzdeki silahlı güç anlamında değil arkadaşlar. Yönetici sınıf demektir. Vezirlerden bahsedeceğiz. Hatta Şeyhülislam'dan bahsedeceğiz. Çünkü askeri sınıfla kastedilen memurlardır arkadaşlar. Yönetici kitledir. Buna dikkat edeceğiz. Halk kültürü ve kitabi kültür. Basit. Burada tabii ki şair sultanlarından bahsedeceğiz. İşte Osmanlı Devleti'ndeki kütüphaneleri değerlendireceğiz. Bu süreçte ortaya çıkan kültürel faaliyetler üzerinde duracağız. Ve tabii ki fetihle gelen dönüşüm diyeceğiz. Şehirlerde fetihle beraber karşımıza çıkan sonuçları, merkeze yapılan işte çarşıyı ya da sarayı, camiyi falan hepsini ve mahalleleri değerlendirerek 4. ünitemizde noktalayacağız arkadaşlar. Ardından 5. ünite. Hani eskiden, çok eskiden Osmanlı Devleti'nin yükseliş dönemi diye geçen dünya gücü Osmanlı ünitesinin Fatih Sultan Mehmet'le başlayıp işte Kanuni ile zirveye ulaşan döneme baktığımızda 1453-1520 yıl arasındaki siyasi gelişmeleri konuşacağız. Kim bu? Fatih Sultan Mehmet'le birlikte fetih ve Fatih. İstanbul'un fethinin sebeplerini, sonuçlarını yine Fatih dönemindeki Anadolu'daki ya da Karadeniz'deki, Ege Denizi'ndeki fetihleri anlatacağız. Sonra İslam dünyasının liderliği ki bu Yavuz Sultan Selim döneminde 1512-1520 yıllar arasındaki Doğu seferlerini anlatacağız. Memlüklere son verilişini veya işte İran'daki Safavilerle yapılan mücadeleleri ve Osmanlı Devleti'nin doğuda genişlemesi üzerine duracağız. Ardından Kanuni Sultan Süleyman dönemine geçeceğiz. 1520-1595 yıllar arasındaki gelişmeler, hatta dünya gücü olma sürecinde Kanuni döneminin önemini anlatıyoruz. Ve gücünün zirvesinde Osmanlı diyeceğiz ki bu başlıkta Osmanlı Devleti doruk noktaya nasıl ulaştı bunu anlatacağız. Ve ardından Osmanlı Devleti'nin gücü ve stratejik rakipleri başlığında rakipler üzerinde duracağız. Kimlerden? Avusturya Habsburgları ya da Almanya Habsburglarını, İran'daki Safevileri ve bunlarla olan mücadeleyi değerlendireceğiz. Karaların ve denizlerin hakimi Osmanlı başlığımızda ise Akdeniz'deki egemenlik mücadelesi, Preve Deniz Savaşı, tabii ki yine Batı Deniz Savaşı ama Hint Deniz Seferleriyle birlikte ortaya çıkan sonuçları da değerlendireceğiz arkadaşlar. Sonra Sultan ve Osmanlı Merkez Teşkilatı başlığında arkadaşlar, Osmanlı'nın kalbi Topkapı Sarayı'nı anlatacağız. Topkapı Sarayı'ndaki temel özellikler üzerinde duracağız ki bu Topkapı Sarayı'na baktığımız zaman işte neler var sarayda? Saraydaki görevliler, divan üyeleri vesaire bunu anlatacağız. Ve ikinci bölümde padişah, hanedan ve kanunnameyi Ali Osman başlıklarında. Padişahın görevleri nelerdir? Merkezi otoriteyi güçlendirmek için Osmanlı Devleti ne yapmıştır gibi başlıkları anlattıktan sonra son olarak 7. ünitemizde arkadaşlar
Osmanlı Devleti'ndeki toplum düzeni üzerine duracağız. Ki bunların içindeki toplumun harcı denilen millet sistemi, dine dayalı bir şekilde mahalle kültüründe herkesin kendi kimliğini koruduğu millet sistemini anlatacağız. Sonra fethedilen yerlerdeki İslam kültürünün etkisi üzerinde duracağız. Orada inşa edilen mimari eserleri, oradaki dervişlerin etkinliklerini anlatacağız. Ve yine Osmanlı toprak mülkiyeti ve çifthane sistemi çok fazla öne çıkarılan bir başlıktır. Soru gelmektedir. Çiftçi, çiftlik gibi kavramları neler olduğunu anlattıktan sonra Osmanlı'daki sosyal yardımlaşma müessesesi olan vakıfları değerlendireceğiz. Bu arada arkadaşlar, her dersimizin sonunda ödüllü bir sorumuz olacak. Bu ödüllü soruyu çözüp cevabımızı mutlaka gönderelim. Tabii bunun dışında ödüllü soruyu gönderirken görüşlerimizi de bildirmeyi unutmayalım arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar, fizik dersinde neler olduğunu görelim. Ve fizik dersindeki Umut hocamızdan dersimizin inceliklerini anlayalım. Çok teşekkür ediyorum Osman Hocam. Merhaba arkadaşlar, ben Umut Murat Hoca. Bu sene 10. sınıf konularını birlikte işleyeceğiz sevgili arkadaşım. 10. sınıf fizikte seni neler bekliyor merak ediyor musun? Gel sana kısaca anlatayım. Sevgili arkadaşım, bu sene ilk konumuz elektrik ve manyetizma. 9. sınıfın sonunda bu konuya bir altyapı oluşturduk. Şimdi üzerine koyacağız. Arkasından basınç ve kaldırma kuvvetini işleyeceğiz. Sonra dalgalar ve sene sonunu optik konusuyla getirmiş olacağız arkadaşlar. Sevgili arkadaşım, en eğlenceli konulardan birisi devrelere bayılacaksın bir kere. Onu söyleyelim. Elektrik akımı, potansiyel fark ve direnç öğreneceğiz. Elektrik devrelerini öğreneceğiz. Devre elemanları ve lambaları öğreneceğiz. Mıknatıs ve manyetizmayla bu konuyu sonlandıracağız. Arkasından basınç ve kaldırma kuvvetine geliyoruz arkadaşlar. Bu konuyu sadece bu sene göreceksin ama ÖSYM çokça soru soruyor bu konuda. Lütfen iyi öğren dostum. Katı basıncı, sıvı basıncı, gaz basıncı nedir, kaldırma kuvveti, bunların hepsini bu konu başlığında birlikte öğreneceğiz. Sonra arkadaşlar, geniş bir konuya geçiyoruz. Dalgalar arkadaşlar. Sınavda mutlaka karşına gelecek, 10 puanımız cepte. Yay dalgaları, su dalgaları, ses dalgaları ve deprem dalgalarını bu konuda birlikte öğreneceğiz. Arkasından arkadaşlar, en geniş konularımızdan biri olan optik konusuyla karşınızdayım. Kural öğrenmeye hazır ol ve bu dönemin son konusu sevgili dostum. Yansıma ve gölge, düzlem aynalar, küresel aynalar, mercekler, kırılma, renkler, bol bol çizim yapacağız. Çünkü biz öğretmenler öğrencilerimize bol bol çizim yapmayı, ödev vermeyi çok severiz, biliyorsunuz değil mi? Peki sevgili dostum, ödüllü sorumuz şu. Fizik dersini daha iyi anlaman için ne tarz içerikler görmek istersin? Lütfen bizimle paylaş arkadaşım. Ben konularımı anlatırken sana sevgili arkadaşım 0'dan 10'a kitabımızdan ödevler verdim. Lütfen o ödevleri yapmayı ihmal etme sevgili arkadaşım. Ve sevgili dostum, sizi efsane coğrafyacı Eşref hocamla baş başa bırakıyorum. Kendinize dikkat edin. Görüşmek üzere. Umut hocam çok teşekkür ederim. Hepinize merhaba arkadaşlar. 2023-2024 eğitim öğretim yılı hepimize hayırlı uğurlu olsun. Geçen sene olduğu gibi bu senede bizler sizler için elimizden gelenin en fazlasını 10. sınıfı sorunsuz bir şekilde halletmeniz için uğraşacağız diyelim. Peki biz 9. sınıfta coğrafya ile ilgili bazı bölümleri, bazı kısımları görmüştük. Peki bu sene coğrafyada, bu yolculukta bizi neler bekliyor? Gelin hep birlikte göz atalım. Şimdi bu kısma baktığımızda geçen sene aslında biraz zorlandık. Nerede? O 9. sınıfta 1. ünite dediğimiz kısımda doğal sistemlerde haritada zorlandık. Onun dışında coğrafi konumda zorlandık. İklimlerde zorlandık. İklim elemanlarında zorlandık. Burada da bir kısımda zorlanacağız ama o 9. sınıftaki o hamlığımız biraz gidecek. 1. ünite gene doğal sistemler bu kısım. Burada öncelikle 1. bölümde dünyanın yapısı ve oluşum süreçlerinden bahsedeceğiz. Sonuçta insanoğlu dünyanın nasıl oluştuğu, ne şekilde oluştuğu, hangi maddelerden meydana geldiği sürekli olarak ilgisini çekmiştir ve bunu araştırmış. Öncelikle dünyanın tektonik oluşumu diyeceğiz. Burada
litosfer, manto ve çekirdekten, bunların özelliklerinden bahsedeceğiz. Sonra levha tektoniği diyeceğiz. Sonuçta dünya hala hareket eden bir yapıya sahip. Bu hareket eden yapı bize ne gibi etkiler yaratıyor, onlardan bahsedeceğiz. Ve geçmiş dönemden, yani dünya şu anda tahmini olarak 4.6 milyar yıl önce oluştuğu tahmin edilmekte. Ve bu süreç içerisinde dünyanın başından ne gibi durumlar geçmiş? En basit, siz kendinizi düşünün. Bu yaşınıza kadar gelen süreçte, bebeklik, çocukluk, o ergenlik kısımlarına kadar geldiğiniz süreçte ne gibi durumlarla karşılaştınız? Biz işte bunu dünya ölçeğinde inceleyeceğiz ve daha sonra o yerin oluşumunda iç kuvvetlerden bahsedeceğiz. Orojenez diyeceğiz, dağ oluşumu, epirojenez, kıta hareketleri, volkanizma faaliyetleri ve depremlerden bahsedeceğiz. Daha sonra kayaçlar deyip hemen ne yapıyoruz? Türkiye'de iç kuvvetler. O orojenez, Türkiye'deki hangi dağlar var? Ya da Türkiye'de kıta hareketleri ne gibi etkiler yaratmış? Volkanizma faaliyetleri var mı? Deprem var mı? Bunlardan bahsedeceğiz. Daha sonra iç kısım bitti. Artık ne yapacağız? Dış kısma çıkacağız ve dış kuvvetler diyeceğiz. Orası da bitti. Burası bayağı fazla. Rüzgarlar var, akarsular var, buzullar var, dalgalar var, kıyı tipleri var. Bunları güzel güzel görseller üzerinde sizlere öğreteceğiz arkadaşlar. Ve en son kısımda da Türkiye'de dış kuvvetler. Bak, dikkatini ne çekti? Mesela iç kuvvetleri işledik. Hemen Türkiye'de iç kuvvetler. Dış kuvvetleri işledik. Türkiye'de dış kuvvetler. Hem geniş bir ölçü dünya ölçeğinde, daha sonra ülke coğrafyamızın da bu güzelliklerini sizlerle tanıştıracağız diyelim ve daha sonra Türkiye'deki o yeryüzü şekillerinin başlıca özellikleri nelerdir? Mesela Türkiye'nin dağlarından, dağların özelliklerinden, hangi şekilde uzandıklarından bahsedeceğiz. Türkiye'nin platolarından, nerede hangi plato var ve ne şekilde oluşmuş, onlardan bahsedeceğiz ve ovalar, bulundukları yere göre, oluşum özelliklerine göre ovalardan da bahsedeceğiz deyip ikinci bölüme geçeceğiz. Burada 3 tane temel unsur var. Su, toprak, bitki. Önemli ama şunu unutma. Bak şimdi, bizim bu kısımdaki işleyeceğimiz şu toprak ve bitki var ya, nasıl 9. sınıftaki konuyla ilişkilendireceğiz? İklim. O zaman senin burada neyi bilmen lazım? Senin burada iklimi bilmen gerekiyor. Eğer ki, bak unutma ha, İklimde senin bilmediğin bir kısım varsa hemen geçen seneki o iklim videosuna git. O iklim videosunu güzel bir izle. Sonra buraya geldiğinde şunu diyeceksin. Evet ya, ben zaten bunu iklimden biliyorum diyeceksin. Su kaynakları diyeceğiz. Yeryüzündeki tatlı tuzlu su kaynakları, bunların özellikleri. Daha sonra Türkiye'de su kaynakları ve Türkiye'deki bu su kaynaklarından biz nasıl yararlanmaktayız, onlardan bahsedeceğiz. Sonra dünyada topraklar, toprakların özellikleri, Türkiye'de topraklar ve Türkiye'de topraklardan yararlanmadan bahsedeceğiz. Bak, hem dünyadan hem Türkiye'den bahsediyoruz. Bitki, dünyada bitki, Türkiye'de bitki dedik ve Türkiye'de bitkiden biz nasıl yararlanmaktayız, onlardan da bahsedeceğiz. Ama şunu unutma, burayı güzel bir şekilde halletmek istiyorsan senin burada iklimi bilmen gerekiyor. Hangi açıdan da bilmen gerekiyor dersek, hemen mesela bir önceki sayfaya da gidelim. Burada biz dış kuvvetleri işleyeceğiz ya. Rüzgarlar kurak ve yarı kurak iklim bölgelerinde etkilidir diyeceğiz. Hemen şunu düşüneceksin. Kurak iklim neydi? Kurak iklim neydi? Çöl iklimi diyeceksin. O zaman hemen burada çöl iklimi dünya üzerinde nerede görülüyor bilebilmen için senin ne yapman gerekiyor? Ahanda şu iklim videosunu, iklim tiplerinin dağılışını bilmen gerekiyor. Bura bittikten sonra artık bitti ya, o kadar çok konu kavram gördük ki diyeceksiniz. Ben de diyeceğim ki size, artık beşeri sistemlerde biraz daha rahatlayacağız. Ve burada nüfustan bahsedeceğiz. Sınırları belirli bir alanda, belirli bir zaman diliminde yaşayan kişi sayısının özelliklerinden. Bu nüfus dünyada nerede yoğun, nerede seyrek dağılmış, bunlardan bahsedeceğiz. Bunlardan bahsederken de gene o dünyada nüfusun dağılışı üzerinde etkili olan faktörlerden bir tanesinin iklim olduğunu söyleyeceğiz. Bak gene nereye gittik? İklime gittik. Unutma, geç 9'a, eksiğin varsa onu hallet. Tamam mı? Sonra nüfusun özellikleri, yaş grupları, cinsiyet dağılımı, kırkent nüfusu, hangisi gelişmişlik hakkında bilgi veriyor, vermiyor, bunlardan bahsedeceğiz. Geçmiş dönem içerisinde nüfusun sıçrama yaptığı dönemler var. İşte aletlerin keşfi, yerleşik hayata geçiş, sanayi devrimi, bunların ne gibi özellikleri var, onlardan bahsedip ÖSYM'nin sevdiği kısımlardan bir tanesi nüfus piramitlerinden bahsedeceğiz ve bu kısım TYT'de karşımıza gelebilecek yüksek orandaki önemli konulardan bir tanesidir diyebiliriz. Ve sonra dünyayı gördük. Devamında neyi göreceğiz?
Türkiye'de nüfustan bahsedeceğiz. Türkiye'de nüfusun özelliklerinden, tarihsel süreç içerisinde nüfus ne gibi değişikliklere uğramış onlardan bahsedip daha sonra Türkiye'de nüfusun dağılışı ve Türkiye'de nüfusun yapısal özellikleri. Yani 1927 yılından 2023 yılına geldiğimizde cinsiyette ne gibi değişiklikler yaşanmış ya da Kırkent nüfusunda ne gibi değişiklikler yaşanmış. Ortalama yaşam süresinde ne gibi değişiklikler yaşanmış bunlardan bahsedeceğiz ve daha sonra insanların çeşitli sebeplerden dolayı bir yerden başka bir yere gitmesine neden olan göç hareketlerinden, göçe sebep olan itici çekici faktörlerden, Türkiye'deki göçlerin nedenlerinden ve göç yaptıktan sonra göçü ettiğimiz yani gittiğimiz yerde ne gibi mekansal değişiklikler ya da bıraktığımız yerde ne gibi mekansal değişiklikler var bunlardan bahsedeceğiz sevgili arkadaşlar. Ve en son kısımda ekonomik faaliyetler. Sonuçta insanlar yaşamlarını sürdürebilmek, daha iyi bir hayat standardına ulaşabilmek için çeşitli sektörlerde çalışıyor. Mesela bazısının babası memurdur. Üçüncü ekonomik faaliyet grubu. Bazısının babası çiftçidir. Birinci ekonomik faaliyet grubu. Bazısının babası ise sanayi tesisinde çalışan bir işçidir. İkinci ekonomik faaliyet grubu. Bunlardan bahsedip sonra bu ekonomik faaliyet gruplarının ülkelerin gelişmişlikleri üzerinde nasıl bir etkisi var ondan bahsettikten sonra küresel ortam, bölgeler ve ülkelerde uluslararası ulaşım hatlarından bahsedeceğiz. Karayolu, deniz yolu, demir yolu ve hava yolundan bahsettikten sonra burada harita üzerinde biz boğaz ve kanallardan bahsedeceğiz. Yani Süveyş kanalı diyeceğiz, Babülmendep boğazı, İstanbul Çanakkale boğazları bunlar nerede, ne gibi özelliklere sahip onlardan bahsettikten sonra artık havalarda ısındı. Biz de bitireceğiz deyip dördüncü ünite dediğimiz çevre ve toplumda afetlerden bahsedeceğiz. Sonuçta dünya ölçeğinde birçok afet meydana geliyor, meydana gelmekte ve meydana gelecek. Bu afetler nerelerde meydana geliyor? Volkanizma faaliyetleri, deprem faaliyetleri, kütle hareketleri nerede görülüyor? Bunların görülmesini sağlayan temel faktör nedir? Ve bunlardan biz nasıl, ne şekilde korunmalıyız? Bunları söyledikten sonra 10. sınıfı şöyle kapatacağız. Ve rahatız diyeceğiz, bitti gitti. Evet arkadaşlar, karşınızda günün ödüllü sorusu. Cevapları mutlaka yorumlar kısmına bekliyorum. Sözü şimdi kime bırakıyoruz? Kimyanın efsane hocası Fatih Hoca'ya bırakıyoruz. Kendinize iyi bakın, derslerde görüşmek üzere. Çok teşekkür ediyorum Eşref Hocam. Haydi bakalım kimyada nelerle karşılaşacağız? 10. sınıfta ondan bahsetmeye başlayalım arkadaşlar. 9. sınıfı tamamladık. Artık liseye adapteyiz. Liseli birer öğrenci olduk tamamen. Şimdi fen bilimlerinin de kimya, fizik ve biyoloji olmak üzere temel bilimlere ayrıştığını biliyoruz. Ve kimya konusunda nelerle karşılaşacağız 10. sınıfta? Haydi bir bakalım neler varmış. Arkadaşlar geçen seneye göre, 9. sınıfa göre çok daha sayısal bir ders karşımıza çıkacak arkadaşlar. Kimya dersi çok daha sayılarla boğulmuş bir duruma gelmiş olacak. Özellikle de birinci dönem tamamen sayısal diyebiliriz arkadaşlar. Ki adı üzerinde kimyanın temel kanunları ve kimyasal hesaplamalı adı altındaki bir üniteyle başlayacağız. Ve bu ünite neredeyse birinci dönemin tamamını kapsayacak bir ünite olacak. Oldukça yoğun olarak çalışacağız. Ve özellikle sayısal tercih edecek arkadaşlarımız için de çok önemli bir temel teşkil edecek bu ünite. Onu baştan söyleyeyim. Neler göreceğiz peki? Kimyanın temel kanunları diyerek başlayacağız arkadaşlar. Hani ismini daha önceden duyduğumuz birkaç tane kanun var aslında. Kütlenin korunumu kanunu, sabit oranlar kanunu ve katlı oranlar kanunu olmak üzere 3 tane temel kanunumuzdan bahsedeceğiz arkadaşlar. Bunlar tabii ki çok önemli yere sahip olacaklar bizim için. Ardından mol kavramı diyeceğiz. Bak mol kavramı kimyanın en temel kavramlarından birisi. 11. sınıf itibariyle de özellikle mol kavramı sürekli ama sürekli karşımıza çıkacak. Hatta diğer öğreneceğimiz çoğu konunun da temelini mol kavramı oluşturacak. Avogadro sayısı diye bir sayıdan bahsetmiştik daha önce zaten. İşte onunla ilgili temel hesapları yapmaya başlayacağız. Ardından geçeceğiz, diyeceğiz ki kimyasal tepkimeler ve denklemler. Şimdi burada neleri göreceğiz? Kimyasal bir tepkimeyi aslında dilini öğreneceğiz, okumayı öğreneceğiz. O tepkimeyi yani ok işaretlerini, parantez içerisinde yazılan ifadeleri bunların ne anlama geldiğini öğreneceğiz. Tepkimelerde denkleştirme işlemleri yapacağız. O katsayıları neye göre belirlediğimizi değerlendireceğiz ve tabii ki bununla ilgili işlemler yapacağız. Ve ardından da tepkime türlerini göreceğiz arkadaşlar burada. İşte yanma tepkimesi nedir?
özellikleri nelerdir ya da analiz, sentez tepkimeleri nelerdir, asit baz tepkimesi, nötralleşme nedir gibi tepkime türlerini göreceğiz arkadaşlar. Sonra da kimyasal hesaplamalar diyeceğiz. Bak buranın böyle iki kelimeden oluşan masum masum durduğuna bakmayın. Oldukça geniş bir kısımdan bahsediyoruz. Oldukça da uzun bir zaman ayrılacak burası için arkadaşlar. Tepkimelerde hani ve üst üste koyularak giden bir kısım var karşımızda. Mol kavramını öğrendik ya. İşte mol kavramından sonra kimyasal hesaplamalarda bu katsayılar ve mol sayıları arasındaki ilişkiyi, bunlar arasında nasıl bir orantı kuracağız, bunun üzerine konuşuyor olacağız arkadaşlar. Ardından da güzelce ünitemizi kapatmış olacağız. Oldukça sayısal bir ünite var karşımızda dedik. Sonrasında geçeceğimiz ünite işi bir tık daha sözelleştirecek sadece. Karışımlar diyeceğiz arkadaşlar. Burası hani daha ortaokuldan bile zaten aşina olduğumuz bir kısım olacak. Neden bahsedeceğiz? Homojen ve heterojen karışımlar. Yani aslında karışım türlerinden bahsedeceğiz. Ama tabii ki sadece homojen ve heterojen deyip geçmeyeceğiz. Heterojen karışımların da özellikle alt türleri var. Onlardan bahsedeceğiz. Ardından çözünme olayına geçeceğiz. Hani geçen sene öğrendiğimiz bir etkileşimler konusu vardı ya, hatırlıyorsunuz arkadaşlar. Zayıf etkileşimlerden bahsetmiştik. İşte o zayıf etkileşimleri şimdi hatırlamamız çok önemli olacak arkadaşlar. Çözünme olayı nasıl gerçekleşiyor? Polar çözücüler polarlarda, apolarlar apolarlarda nasıl çözünür? Ya da iyonik bir bileşik polar çözücüde nasıl çözünür? Bunun üzerine konuştuğumuz bölüm burası olacak. Ardından da derişimlerden bahsedeceğiz. Burada sayısala tekrar dönüyoruz arkadaşlar. Derişim demek oran demek aslında arkadaşlar. Yani şimdi iki bileşenden oluşan bir karışımdan bahsediyorsak, bu bileşenler arasında belli bir oran olacak. Tabii ki sabit bir orandan bahsetmiyoruz bir bileşikte olduğu gibi, ama karışımların da tabii ki belli bir oranları var. Her ne kadar değişken olsa da işte o derişimlerle, yani o oranlarla ilgili hesaplamaları yapacağız ve derişim türlerinden bahsedeceğiz. Ardından koligatif özellikler diyeceğiz. Hani derişimlerden bahsetmiştik ya, bu işte derişimlere bağlı olarak değişen bazı özellikler. Atıyorum suyun içerisine tuz eklediğin zaman donma noktası düşer. İşte bu düşüşün sebeplerini burada değerlendiriyor olacağız. Ardından da ayrıştırma yöntemleri, yani karışımların bir oluşum süreci olduğu gibi bunları ayrıştırma süreci de var. Ve bu ayrıştırmanın tabii ki belli başlı yöntemleri var. Hangi karışım türü hangi yöntemle nasıl ayrılır? Hangi fiziksel özellik farklarından faydalanırız? İşte oradan bahsedeceğimiz bölümde ayrıştırma yöntemleri olacak. Ardından üçüncü ünitemize, yani asitler, bazlar ve tuzlar ünitesine geçeceğiz. Yine ortaokuldan aşina olduğumuz bir ünite arkadaşlar, bir konu. Bunu tabii ki orada öğrendiğimiz bilgilerin üzerine baya baya koyarak devam ediyor, tekrar ediyor olacağız. İlk olarak asit ve bazlardan bahsederek başlayacağız arkadaşlar. Yani tanımını yapacağız ve asitlerin, bazların temel özelliklerini, günlük hayatımızda hangi asitler ve bazlar var, bunlardan bahsederek başlayacağız. Sonrasında bu asitlerin, bazların temel tepkimelerinden bahsedeceğiz. Şimdi asidi ve bazı hani ta ortaokuldaki bilgilerimizden hatırlayalım. H artı iyonları oluşturuyor asit. OH iyonları oluşturuyorsa bazdır diyorduk ya. Yani iyonlaşma sürecini bu şekilde tanımlıyorduk ya. Bunların hem nötralleşme tepkimelerini hem de metallerle verdiği tepkimelerini bu konu altında değerlendiriyor olacağız. Tepkimelerin süreçlerini öğreneceğiz. Hangi asit hangi bazla ya da hangi asit hangi metalle tepkime verir ve hangi ürünleri çıkarır, bunların hepsini öğreneceğiz. Ardından hayatımızdaki asit ve bazları ve kullanım alanlarını, nerede kullandığımızı ya da laboratuvarda biz asitlerle bazlarla çalışırken nelere dikkat etmemiz gerekiyor, İşte bunları değerlendireceğimiz bölümde hayatımızdaki asit ve bazlar olacak arkadaşlar. Son olarak da tuzlardan bahsedeceğiz. Tuzları tanımlayacağız. Temel özelliklerinden bahsedeceğiz. Ve günlük hayatımızda sıklıkla kullandığımız bazı önemli tuzların niteliklerini, kullanım alanlarını burada göz atıyor olacağız. Mesela sodyum klorür gibi işte sofra tuzu olarak adlandırdığımız tuzun geri kalan bütün özelliklerini de burada değerlendirmeye alacağız arkadaşlar. Bu senenin son ünitesi ise kimya her yerde olacak. Bu tabii ki aynı zamanda da TYT'nin son ünitesi olacak. Ona da dikkat arkadaşlar. Yani burayı bitirdiğimiz zaman artık TYT kimyada 7'de 7 yapmaya hazır olmuş olacağız. Peki kimya her yerde, adı üzerinde zaten, nelerden bahsediyor bu? Günlük hayatımızda karşımıza çıkan kimyasallardan bahsediyoruz olacağız arkadaşlar. Bazı tabii ki kimyasal türleri. İlk olarak yaygın günlük hayat kimyasalları diyeceğiz. İşte burada mesela temizlik maddelerinden bahsedeceğiz. Sabun ve deterjanların özelliklerinden bahsedeceğiz. Ya da çamaşır suyu ne işe yarar, bundan bahsedeceğiz. İlaçlardan bahsedeceğiz. Polimer maddelerden bahsedeceğiz. Kozmetik ürünlerden bahsedeceğiz. Şöyle genel bir değerlendirme yapacağız.
Sonrasında da gıdalara gidip geçeceğiz. Gıdalarda da arkadaşlar üzerinde duracağımız konu hazır gıdalar olacak. Hazır gıda nedir? Nasıl oluşur? Hangi katkı maddeleri kullanılır? Ya da ısıl yöntem olarak işte UHT ya da pastörizasyon yöntemlerinin özellikleri, nitelikleri nedir? Bunlardan bahsedeceğiz. Ve yenilebilir bazı yağ türlerini değerlendirmeye alacağız. Atıyorum sızma yağı ne demek? Ne gibi özellikleri olur? Ya da hangi bitkilerin yağları yenilebilir özellik gösterir? Bunlar üzerine konuştuğumuz bir bölüm burası olacak arkadaşlar. Bu şekilde de güzelce 10. sınıfı hep birlikte tamamlamış olacağız. O zaman 10. sınıf kimyaya çalışırken nelere dikkat etmemiz gerekiyor peki? Tabii ki geçen seneden artık aşinayız. Kimya çalışma özelliklerini kazandık geçen sene. Bu sene dikkat etmemiz gereken ekstra neler var ondan bahsedelim. Arkadaşlar geçen sene çoğunlukla sözel nitelikli bir kimya vardı karşımızda. Artık bizim kimya dersimiz sayısal bir ders haline tamamen döndü. Özellikle ilk ünitemiz yani kimyanın temel kanunları ve kimyasal hesaplamalar ünitesiyle birlikte. Dolayısıyla sayılarla aramızı iyi tutmaya başlamamız gerekiyor kimya için. Arkadaşlar sürekli üst üste binen bilgiler var ve bilgilerimizin sıcak kalması çok önemli olacak. Dolayısıyla da sürekli ama sürekli tekrar yapmamız gerekiyor. Yani sene sonu geldiği zaman biz hala da mol kavramı ile ilgili bir taraftan soru çözüyor olmamız gerekiyor ki o bilgiler sıcak kalabilsin ve bilgilerimizi koruma şansına sahip olalım. Arkadaşlar dediğimiz gibi bu sene özellikle üst üste olan bilgiler var. Sen mol kavramını kaçırdığın zaman o ünitenin devamındaki hiçbir şey yapamazsın. O mol kavramını öğrenmek zorundasın. O yüzden adım adım çalışacağız, düzenli çalışacağız ve asla konuyu atlamayacağız. Yani ya ben bu konuyu öğrenemedim, geçeyim bu konu kalsın deme şansımız yok. Bütün konuları tek tek ve güzel bir şekilde öğrenmek zorundayız ki kimyayı tamamlayabilirim ve çok fazla soru tipine karşılaşmamız gerekiyor. Farklı farklı soru tipleriyle karşılaşmamız gerekiyor ki gerçekten de o kazanımı öğrendiğimizi anlayabilirim. Dolayısıyla farklı kalemlerden çıkmış farklı soruları görmemiz gerekiyor. O yüzden de mümkün olduğunca farklı kaynaktan soru çözmemiz gerekiyor ve çözemediğimiz soruları da mutlaka öğretmenlerimize ya da arkadaşlarımıza ya da birilerine çözdürüp o soruların nasıl çözüldüğünü, yöntemini tamamen öğrenmemiz gerekiyor ki hem bu seneyi hem de sonrasını güzelce atlatabilelim. O zaman ne yapıyoruz arkadaşlar? Tabii ki ödüllü sorumuzu cevaplandırıyoruz ve yorumlarda paylaşmayı ihmal etmiyoruz. Tam bu noktada o zaman ne yapıyoruz? Kimyayı tamamladığımıza göre artık biyolojide neler var onlara bakmamız gerekiyor. Bu konuda da sizi bize biyolojiyi sevdiren hocamız Seda hocamıza aktarıyorum. Tekrar görüşmek üzere. Herkese merhabalar. Tonguç Akademi'de birlikteyiz gençler. Öncelikli olarak tabii ki Fatih hocamıza teşekkür ediyorum. Bugün 10. sınıf biyolojide bizleri neler bekliyor? Hangi konulardan sorumluyuz? Tüm sene boyunca neler göreceğiz? Ve bizim biyoloji çalışırken nelere dikkat etmemiz gerekiyor? Bunlardan bahsedeceğiz. Hazırsanız yaslanın arkanıza, başlayalım. Şimdi öncelikli olarak 10. sınıfta biyolojide neler var? Onlara bir bakalım gençler. Geçen seneki gibi biyolojide bu senede 3 tane ünitemiz var. Geçen seneden biraz benzer, biraz farklı konular karşımıza çıkacak. Benzerlerden birincisi birinci ünitemiz oluyor. İlk ünite olarak hücre bölünmeleriyle başlayacağız. Hücre bölünmeleri ünitesine neden benzer dedim? Çünkü 9. sınıfta da hücre ünitesinden bahsetmiştik. Ama orada hücre ünitesini öğrenirken hücrenin içerisinde hangi organeller var, madde alışverişi nasıl gerçekleşiyor bunlardan bahsetmiştik. Bu sefer bölünmelerine, hücrelerin hayatına geçiş yapacağız. Hücre bölünmesinin gerekliliği diyerek konularımıza başlamış olacağız. Hücreler neden bölünüyorlar? Bölünmeseler ne olur? Bölündükleri zaman neler meydana geliyor? Bunlardan bahsetmiş olacağız. Arkasından mitoz gelecek. Gençler mitozu biraz diğer sınıflardan hatırlıyorsunuzdur. Küçük sınıflardan ama çok daha detaylı bir şekilde göreceğiz. Hangi hücreler mitoz geçirir? Mitozun evreleri nelerdir? Mitoz sonucunda oluşan hücrelerin genel özellikleri nelerdir? Genetik çeşitlilik var mı? Yok mu? Tek hücreli canlıda üremeyi sağladı, çok hücreli canlıda yaraların tamirini, büyüme ve gelişmeyi sağladı gibi daha detaylı üstüne koya koya ilerleyeceğimiz bir konu olacak.
Temeli mitoza dayanan tabii ki neden bahsedeceğiz? Eşeysiz üremeden. Mitozda genetik çeşitlilik olmadığı için tabii ki eşeysiz üremenin temelini oluşturuyor. Çoğu canlıda eşeyli üremeyi görüyoruz ama canlıların yadsınamayacak büyük bir kısmında eşeysiz üreme söz konusudur. Mesela tek hücreli canlıları düşündüğümüz zaman bölünerek üreme yaparak çoğalıyorlar. Adam zaten tek hücreden meydana gelmiş, bölündüğü zaman iki tane yavru hücre meydana geliyor. Tomurcuklanarak üreme, sporlu üreme, rejenerasyonlu üreme, vejetatif üreme ve partenogenez dediğimiz olay sonucunda birey sayısının artması tabii ki eşeysiz üremenin çeşitleri olacak. Hangi canlılar yapacak, bu olayı yapmasalar ne olurdu, bunlardan bahsedeceğiz. Arkasından ne gelecek? Mayoz gelecek. Mitozda bir hücreden iki hücre oluşuyordu, mayozda dört hücre oluşur diyeceğiz. Mitozda genetik çeşitlilik yok, mayozda genetik çeşitlilik var diyeceğiz. Mayoz genetik çeşitliliğinin oluşmasını sağladığı, kromozom sayısının yarıya düştüğü bir bölünme şekli olduğu için aynı zamanda tabii ki eşeyli üremenin de temelini oluşturacak. Gençler, eşeyli üreme, mayoz ve döllenme temeline dayanacak. Çok fazla şu tip sorular karşımıza çıkacak. Mitozla mayozun karşılaştırma sorusu. Sözel olarak da karşılaştırabiliyoruz, şekilsel olarak da karşılaştırabiliyoruz. Son yapılan yıllardaki üniversite sınavlarına baktığımız zaman da ÖSYM'nin karşılaştırma yapmayı çok sevdiğini görüyoruz. Özellikle bu üniteyle ilgili karşılaştırma soruları soruyor. Mesela yukarıya şekiller veriyor. Diyor ki hangileri mitozun evresine aittir, hangileri mayozun evresine aittir. Ya da aşağıya sözel yazıyor. Yukarıda verilen, aşağıda verilen olaylardan hangisi mayoz ve mitozda ortak olarak gerçekleşir ya da ikisinin arasındaki farktır gibi sorular karşımıza çıkıyor. O yüzden bu ünitede özellikle ben de ayarladım gençler, sonda karşılaştırmalar yapacağız diyeyim. Hücre bölünmeleri ünitesini bitirdiğimiz zaman hangi üniteye geçiş yapmış olacağız? Kalıtımın genel esasları kısmına, kalıtım kısmına geçiş yapmış olacağız. Tecrübeyle sabittir ki kalıtım konusu ya çok seviliyor, tık 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 yapılıyor ya da hiç sevilmiyor. Bir türlü ben bu kalıtımı anlayamıyorum, kalıtım sorularını yapamıyorum'a dönüşüyor gençler. Ama tabii ki biz birinci olacağız. Yani kalıtımı oturtturup tık 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 yapan, aslında yapılabilme oranı daha düşük. Yapanlar çok avantajlı oluyor o yüzden. Yapabilen kısmına geçeceğiz. Gençler, kalıtımın genel esaslarında ne yapacağız? Kalıtsal kavramlardan bahsedeceğiz. Birincisi, olayın mantığını anlayacağız. Ezber yapmayacağız. Diyeceğiz ki bu olaylardan dolayı böyle böyle hesaplamalar yapılmış. Aslında bir süre sonra anlayacağız ki kalıtımda en başta bir şey öğreniyorsun, sonra kalanlar hep o en başta öğrendiğinden çıkıyor. Çok basit bir şekilde çözülüyor. O yüzden ön yargıyla yaklaşmıyoruz. Kalıtımın başına oturtturuyoruz, kalanını tık 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 ilerletiyoruz. Gençler, kalıtımı 8. sınıfta da görmüştünüz ama 8'de gördüğünüz kalıtım gibi bir kalıtımdan bahsetmiyoruz tabii ki. Konular daha detaylı, daha ayrıntılı bir şekilde karşınıza çıkacak. Ne yapacağız? Mendel'den bahsedeceğiz. Neden bezelyeleri kullandı? Bezelyeler ona ne avantaj sağladı? Bunlardan bahsedeceğiz. Onun haricinde tabii ki o zamanlar gördüğünüz gibi basit çaprazlamalar yapacağız soy ağaçları üzerinde. Ama Mendel'den sonra ortaya çıkan eş baskınlıktan, çok allellilikten de bahsedeceğiz. X ve Y kromozomu üzerinde kalıtım nasıl gerçekleşiyor? Orada farklı bir hesaplama yapılıyor. Bundan bahsedeceğiz. Sonra kan gruplarında kalıtımdan bahsedeceğiz. Kan grupları bir sülalede nasıl aktarımla babadan oğula, anneden kıza geçiş yapar, çocuklara geçiş yapar diyeyim. Tabii ki akraba evliliği ve soy ağaçlarından da bahsedeceğiz. Kalıtım ünitesi biraz uzun bir ünite olacak gençler. Birinci dönemin sonu, ikinci dönemin başı kalıtım ünitesiyle geçecek. Genetik varyasyonların biyolojik çeşitliği anlamadaki rolü dediğimiz zaman da genetik çeşitliliğin oluşmasına sebep olan birkaç tane olay var. Rekombinasyon gibi, mutasyon gibi. Bu olaylardan bahsedeceğiz. İşin asıl kısmı aslında dediğim gibi en baş kısmı olacak.
Kalıtımın genel esasları yani genetik ünitesini de bitirdik. Artık nereye geleceğiz? En son ünitemize. En son ünitemiz ekosistem ekolojisi ve güncel çevre sorunları olacak. Tek bir ünite ama birbirinden sanki farklı iki ana bölümden meydana geliyor gibi düşünebilirsiniz. Ekosistem ekolojisi dediğimiz zaman ekoloji de biyolojinin alt bilim dallarından bir tanesi. Canlıların birbirleriyle ilişkilerini, çevreleriyle ilişkilerini inceleyen bilim dalıdır ekoloji. Biz de burada ekolojik kavramlardan bahsedeceğiz. Besin zincirlerinden, besin piramitlerinden bahsedeceğiz. Doğada madde döngüleri nasıl meydana geliyor? Azot döngüsünde hangi canlılar var? Karbon döngüsünde hangi canlılar var? Su döngüsü nasıl meydana geliyor? Bunlardan bahsedeceğiz. Geçeceğiz ikinci parçaya, yani güncel çevre sorunları kısmına. Güncel çevre sorunları dediğimiz zaman da tabii ki hava kirliliği, su kirliliği, toprak kirliliğinden bahsedeceğiz. Genellikle böyle güncel çevre sorunları, ya onları ben yaparım tarzında gelir ama bilmemiz gereken içinde önemli kavramlar var. Onların üstünde duracağım. Ötrofikasyon ne demek, erozyon ne demek gibi bilmemiz gereken bazı kavramlar var. Bu kavramların üstünde duracağız. Ne yapacağız? Karbon ayak izini, su ayak izini öğreneceğiz. Ekolojik ayak izinden bahsedeceğiz. Çevreye verdiğimiz zararı en aza indirmemiz için yapmamız gerekenlerden hem bireysel hem toplumsal anlamda bahsedeceğiz bunlardan gençler. Üniversite sınavında da şöyle bir durum söz konusu oluyor. Biraz ondan da bahsedeyim. Tabii ki 10. sınıf konularını iyi öğrendiğimiz zaman yazıldan yüksek not alacağız. Karneye iyi bir not gelecek. Diplomatımız yükselecek, bu cepte. Bunun haricinde bize artısı ne olacak gençler? Şöyle bir durum söz konusudur. Biliyorsunuz TYT sınavı dediğimiz üniversite sınavının birinci basamağı var. Birinci basamakta da 6 tane sorumuz var. Bu 6 tane sorunun 3 tanesi 9. sınıf, 3 tanesi 10. sınıf ünitelerinden karşımıza çıkıyor. Yani 9. sınıfta gördüğümüz yaşam bilimi biyolojiden bir tane soru gelecek. Hücreden bir tane soru, canlılar dünyasından bir tane soru gelecek. 3 tane soru 9'dan. 10. sınıfta da birebir aynı gidiyor biyolojide. Ne yapacak? Hücre bölünmelerinden bir tane soru soracak. Hatta bu sene meyozla mitozun farkı vardı. Sonra bunun arkasından kalıtımın genel esasları geliyor. Oradan bir soru gelecek. Ekosistem ekolojisi ve güncel çevre sorunlarından da yine bir tane soru karşımıza gelecek gençler. Benim yaptığım böyle 5-10 senelik taramaya da bakarsan ekosistem ekolojisi ve güncel çevre sorunları ünitesini böyle atlamalı veriyor. Bir sene ekosistem ekolojisinden soruyor, bir sene güncel çevre sorunları kısmından soru karşımıza çıkıyor. Baktığımızda da besin ağını ekosistem ekolojisi kısmında bir tık fazla seviyor ÖSYM. Bunları tabii ki konu anlatımları içerisinde size çok daha detaylı bir şekilde vereceğim. Şunlara bir dikkat edin, kaçırmayın diyeceğim. Bunun haricinde 10. sınıf konu anlatımlarını bu şekilde bitireceğiz gençler. Ama benim size söylemek istediğim birkaç tane de şey var. Bunlardan birincisi biyoloji dersine çalışırken nelere dikkat etmemiz gerektiği. Birincisi, biyoloji dersi neden sayısal bir ders? Bu kadar sözel konu var, sözel olsun demeyin gençler. Biyoloji dersi sayısal zeka gerektiren, sözel zekadan ziyade sayısal zeka gerektiren bir derstir. Konuyu ezberlemeye çalışırsanız, roman okur gibi biyoloji kitabını okursanız o iş olmaz. Aslında her şeyin bir mantığı var. Biz bu mantığı kavrayacağız. Üstüne koya 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 konuları tık diye halledeceğiz gençler. Dersten önce ön hazırlık yapmak her zaman öğrenmeyi kolaylaştırır. Biz de videolarımızı yayınlarken genellikle ne yapıyoruz? Müfredatın bir hafta, iki hafta önünde videoları yayınlıyoruz. Neden? Önce bizden izleyin, dinleyin. Sonra okula gittiğinizde kendiniz daha bilgili, öğretmenin anladığını daha kolay kavrayabilir şekle gelin diye gençler. Siz de derse gitmeden önce şöyle küçük bir bakarsanız, mesela bizim geçen seneki veya bu seneki video yeni yayınlandıysa o videoya bakarsanız okula gittiğiniz zaman öğretmeni anlamanız çok daha kolay olacaktır. Biyoloji dersi not tutmadan olmaz gençler. Uzun uzun defter yazın demiyorum ama küçük özetler, küçük notlar mutlaka tutmanız gerekiyor. Eğer not tutamıyorsanız bir hazır PDF alın. Bunun üstüne siz karalayarak, çizerek bir şeyler yapmaya çalışın. Çünkü çizdiğiniz şeyi, yazdığınız şeyi daha zor unutursunuz.
Konuyu öğrendikten sonra tabii ki teste geçmemiz gerekiyor. Yani ben konuya çok iyi çalıştım. Ekosistem ekolojisini öğrendim. Her kavramı biliyorum. Biliyorsun da soru da nasıl soruluyor? O kavramın neresini bilmeni istiyorlar? Soru kalıbının içerisine kavramları karışık mı koyuyorlar? Tek kavram üzerinden mi gidiyorlar? Bunu da ne yaparak halledebilirsin? Tabii ki bol bol test çözerek. Test çözdüğün zaman hem konuyu pekiştirmiş olacaksın, hem konudaki eksiğini tespit etmiş olacaksın, hem de şimdiden küçük 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 üniversite sınavına hazırlık yapmış olacaksın. Sadece biyoloji dersi için konuşmuyorum. Tüm dersler için geçerli. Düzenli tekrar yapılmayan her ders unutulmaya mahkumdur gençler. Bu düzenli tekrarı nasıl yaparız? Herkese göre değişir. Kimisi 2-3 haftada bir en baştan sona doğru konu anlatımlarını tekrar eder. Kimisi karma testler çözer, kimisi küçük denemeler çözer. Böylelikle tekrarını sağlamış olur. Hangi yöntem size uygunsa kendinize göre bir program belirleyip düzenli olarak da tekrar etmenizi sağlamanız gerekiyor gençler. Peki buradan da geldik ödüllü soruya. Biyoloji dersini kolay öğrenmek ve unutmamak için sence ne yapmalıyız? Cevapları yorumlar kısmına bekliyorum gençler. Videonun sonunda da tabii ki koskoca bir 10. sınıf bizi bekliyor. Hepinize çok 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 başarılar diliyorum. Küçük bir şeyi de hatırlatayım. Bu sene tüm dersleri tek videoda bulacaksınız. Unutmayın gençler. Yani video yayınlanacak. Yayınlanan videonun içerisinde ilk konuların hepsini bir arada bulacaksınız. Matematiğin ilk konusu, Türkçenin ilk konusu, tarihin ilk konusu, coğrafya, fizik, kimya, biyolojinin ilk konuları arka arkaya gelecek. Hepinizi çok seviyoruz. Görüşmek üzere.